arkası yarın. Üvey anne. İkinci bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Seçkin Başkan. Senaryo Neslihan Gürgün. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Hasan Dinç. Kurgu Didem Türkmen. Program yönetmeni Erol Gürdiken. Hülya henüz 25 yaşında bir yuva öğretmenidir. Aile dostları Raşan Hanımların araya girmesiyle Faruk adında bir mimar mühendisle tanışır. Faruk genç yaşta karısını kaybetmiş iki çocuk babasıdır. Hülya ve ailesi bu tanışmayı hiç istemedikleri halde sırf Raşan Hanımları kırmamak için kabul ederler. Ben Faruk Bey'i beğendim. Efendi kibar birine benziyor. Sen ne dersin hanım? Ben de beğendim bey. Hülya, sen ne düşünüyorsun kızım? Anne, babamın yanında böyle şeyler söyleme lütfen. Aman kızım, gene de bir fikrim vardır herhalde. Seviyeli birine benziyor. Neyse, ben yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler kızım. İyi geceler kızım. Faruk, ne düşünüyorsun bakalım? Hangi konuda? Aman Faruk, anlamazlıktan gelme. Hülya'yı soruyor. Ben beğendim ama o ne düşünüyor acaba? Ne de olsa kendisinden hem büyüğüm hem de iki çocuk var orta yerde. Benimle evleneceğine daha genç biriyle hayatını birleştirebilir değil mi? Bunlar engel değil ki Faruk. Önemli olan insanlık, efendilik. Onlar da sende var. Siz gene de bir ağızlarını arayın isterseniz. Bence çok iyi bir karar verdin oğlum. Hayat boyu yas tutamazsın ya. Hem çocukların da anne şefkatine ihtiyacı var. Bütün korkum da bu ya. Onların bu kararı nasıl karşılayacaklarını bilemiyorum. Sarsılabilirler. Ne zaman söyleyeceksin? Daha zamanı var. Bakalım karşı taraf ne diyecek? Ay ben konuşurum onlarla. Neden kabul etmesinler ki? Hülya aklı başında bir kızdır. Seviyeli bir kız. Eğer onlar kabul ederse çocuklarla biz konuşuruz. Bilirsin bizi severler. Evet, sizleri gerçekten çok seviyorlar. Ama benim konuşmam daha uygun olur. Annelerinin ölümü ikisini de çok sarstı. Helal'in onu nasıl ikna edeceğim bilemiyorum. Zamanla kabullenir Faruk, merak etme. İnşallah. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Hoş bulduk Hidayet'cim. Hoş bulduk. Buyurun, şöyle oturun. Hülya yok mu? Evde. O da az önce geldi okuldan. Hülya! Kızım, Rahşan teyzenler geldi. Geliyorum anne. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Hoş bulduk Hülya'cığım. Hülya'cığım, lafı döndürüp dolaştırmayacağım. Niçin geldiğimizi anlamışsındır herhalde. Tahmin edebiliyorum Rahşan teyze. Peki ne düşünüyorsun? Anlamadım. Bak Hülya, Faruk seni pek beğenmiş. Benden senin düşünceni öğrenmemi istedi. Bir insan ilk görüşte nasıl kesin karar verebilir? Aşk olsun Hülya. Faruk ablamların yakın ahbabı. Onların takdir ettiği bir kızın fazla araştırılacak bir yanı olmadığını bilir, öyle değil mi abla? Doğru. Teşekkür ederim. Tabii kararı verecek olan sizsiniz ama ben gene de iyi düşünün derim. Bu adamın tek suçu çocuklarının olması mı? Yo, bunu düşünmedim bile. Benim için önemli olan onun karakteri. Bak Hülya'cığım, Rahşan senin için nasıl kefilse ben de Faruk için öyle kefilim. Anlayışlı, olgun biridir Faruk. Faruk Bey'i ben de beğendim kızım. Anladığım kadarıyla sizler bu işi kafanızda bitirmişsiniz zaten. Ama benim için önemli ayrıntılar var. Eğer annem ve babam izin verirse bu ayrıntıları Faruk Bey'le yüz yüze konuşmak isterim. Merak etme Hülya, biz bu işi hallederiz. Babanın izin vereceğini sanıyorum kızım. Neden kendi başına iş yapıyorsun Hidayet? Ne demek baş başa konuşmak? Hem nerede konuşacaklarmış bakalım? Bağırma bey. Bu kız kendi istedi.
bazı ayrıntıları yüz yüze konuşmam lazım dedi. Tabii sen izin verirsen. Nerede görüşeceklermiş? Canım yuvanın yanında bir pastane var. Orada konuşurlar. Peki Hidayet, peki. Sen kararını vermişsin zaten. Konuşsun bakalım ne konuşacaksa. Hoş geldiniz Hülya Hanım. Hoş bulduk Faruk Bey. Nasılsınız? Anneniz babanız nasıl? Teşekkür ederim, iyiler. Ne alırdınız? Bir meyve suyu lütfen. Ben de bir meyve suyu alayım. Tabii efendim. Benimle konuşmak istemenize sevindim. Dişan Hanım herhalde durumdan bahsetmiştir. Evet. Bakın, lafı uzatmayacağım. Eşimi bir yıl önce kanserden kaybettim. Zor oldu benim için. Güzel bir evliliğim vardı. İyi bir anne, iyi bir eşti. Ama ölenle ölünmüyor. İnsan zamanla yalnızlığın derin acısı içinde bunalıyor. Anlıyorum. İki kızım var. Aylin 15 yaşında. Ayşim ise henüz çok küçük, daha 10 yaşında. Bir eşin, bir annenin yokluğunu hissetmeye başladık. Çocuklarınızın adına konuşuyorsunuz ama. Onların kabul edeceklerine eminim. Kolay olmayacağını biliyorum ama sizi tanıdıktan sonra huzurlu bir yuva kurabileceğimize inandım. Benim niyetimi öğrendiniz. Şimdi bana sormak istediğiniz her soruyu cevaplamaya hazırım. İçinizde hiçbir kuşku kalmasın. Benim yetiştiğim bir çevre var. Alışkanlıklarım, beğenilerim var. Ben mütevazı bir insanım. Ben huzuru, mutluluğu evinde arayan bir insanım. Kötü alışkanlıklarım yoktur. Hoşgörülü davranmaya çalışırım. Çevremdekilere saygı duyarım ve aynı saygıyı onlardan da beklerim. Ben de bir şey sorabilir miyim? Tabii, buyurun. Az önce alışkanlıklarım var demiştiniz. Evet, benim dini inançlarım kuvvetlidir. Her şeyden önce buna saygı gösterilmesini beklerim. Evimizde her zaman huzur vardır. Kendi kuracağım yuvada da böyle olmasını isterim. Galiba ikimiz de aynı şeylerde birleşiyoruz. Saygı, hoşgörü ve anlayış. Evet. Ya kızlarınız? Belki de kabul etmezler. Onlarla konuşacağım. Büyük kızım kardeşine annelik yapmaya çalışıyor. Onu himaye etmeye uğraşıyor ama kendisinin himayeye, anneye ihtiyacı var. Onları görünce seveceğinize eminim. Ben bütün çocukları severim. İşte en çok rahat olduğum konu da bu ya. Ne olur yanlış anlamayın. Çocuklarımı düşünmek zorundayım. Elbette. Ne dersiniz? Onlarla bu akşam konuşup konuyu açabilir miyim? Peki. Beni çok mutlu ettiniz Hülya Hanım. Eğer kabul ederseniz yarın akşam Dişan Hanımlarla birlikte size gelip bu işi resmiyete dökeriz. Peki Faruk Bey. Hoş geldiniz Faruk Bey. Hoş bulduk kızım. Arayan var mı? Evet efendim. Masanıza notları bırakmıştım. Peki. Evi arayıp bana bağla. Arayan olursa da henüz gelmediğimi söyle. Peki efendim. Bakalım bu konuyu kızlara nasıl açıklayacağım. Nihal, senin istediğin de buydu değil mi? Çocuklarımı annesiz bırakma demiştin. İşte dediğin oluyor. Ama bu hiçbir zaman seni bana unutturmayacak. Rahat uyu. Allah'ım bana güç ver. Bunu çocuklarıma nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Ama söylemek zorundayım. Evet. Aylin Hanım telefonda efendim. Teşekkür ederim. Alo. Aylin kızım nasılsın? İyiyim baba, neredesin? Bürodayım. Kardeşin döndü mü okuldan? Neredeyse gelmek üzeredir babacığım. Ben de ders çalışıyordum. Ne o, yoksa geç mi geleceksin? Yok hayır. Derslerinizi bitirin. Sizinle konuşacağım önemli bir konu var. Yoksa yine bir sürpriz mi yapacaksın? Gelince konuşuruz kızım. Sizleri çok seviyorum. Biz de seni baba. Akşama görüşürüz. Hoşça kal. Güle güle kızım. Allah'ım sen bana yardım et. Hadi baba şu sürprizini söyle lütfen. Ay ben de çok merak ediyorum babacığım. Hadi söyle. Tamam. Oturun bakalım karşıma. Sizinle konuşacaklarım var. Biliyorsunuz büyük bir acı yaşadık. Dünyalar tatlısı annenizi kaybettik. Bunun acısı ve onun hatıralarını ölene dek içimizde saklayacağız.
Onu hep seveceğiz değil mi? Onu çok özlüyorum baba. Ben de kızım, ben de. Anneniz ölmeden önce hayatınızı en güzel şekilde devam ettirin demişti ve bir şey daha söylemişti. Çocuklarımı annesiz bırakma. İnandığın, güvendiğin bir anne getir başlarına demişti. Ne? İşte böyle bir insan buldum ve onunla evlenmeye karar verdim. Bunu açıklamak istemiştim sizlere. Tabii ki annenizin yerini tutamaz ama o da çok iyi bir insan ve size her konuda yardımcı olacağına inandığım anlayışlı bir... Yeter! Yeter baba! Böyle bir şeyi nasıl söylersin bize? Nasıl? Aylin, biraz anlayışlı olmaya çalış kızım. İnanamıyorum! İnanamıyorum! Annemin hatırasına böyle bir ihaneti nasıl yaparsın? Annemin oturduğu, dolaştığı, uyuduğu bu evde, her yerde hatıraları olan bu evde başka bir kadına... Hayır baba, hayır! Oturur musun Aylin? Neden anlamaya çalışmıyorsun? Bunu sizin için yapıyorum. İhtiyacınız var buna. Bize hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Neyimiz eksik baba? Ha? Evimiz var, paramız var, yemeğimiz de pişiyor. Ama anne şefkatiniz yok kızım. Annem olmayan birinden mi gelecek bu şefkat? Kendine gel baba. Ne söylediğinin farkında mısın sen? Haklısın kızım. Bunu daha önce söylemem gerekiyordu ama... beni anlayacağınızı düşünmüştüm. Yani sen her şeyi hallettikten sonra bize söylüyorsun ha? Ne gerek vardı baba? Ha? Koluna takıp getirseydin bari. Bize fikrimizi alacakmış. Başka bir kadına anne dememizi nasıl beklersin bizden? Dalga mı geçiyorsun bizimle? Benimle nasıl böyle konuşuyorsun Aylin? Gerektiği gibi konuşuyorum baba. Seninle böyle konuşmak lazımmış. Senin men ederim Aylin. Yaparsın baba. Sen her şeyi yaparsın. Senden beklerim artık. Ne duruyorsun? Git getir yeni karını. Yazık. Annem öleli daha bir sene oldu baba. Bir sene. Aylin. Yaklaşma kızım. Bana. Sakın yaklaşma. Yazıklar olsun. Anneme layık değil misin sen? Bana vurdun. Bana vurdun baba. Aylin. Kızım. O kadın için bana vurdun baba. Kutlarım seni. Git evlen. Ama o kadını anne dememi bekleme benden. Çünkü ben annemin hatırasına saygılıyım. Aylin yavrum. Sus. Dinle beni ne olur. Ne olur konuşma. Sana mutluluklar dilerim. Yürü Ayşim, odamıza çıkalım. Babamı hayalleriyle baş başa bırakalım. Aylin. Ayşim. Allah'ım bana yardım et. Alo. Faruk. Buyurun Dilşen Hanım. Nasılsın? Söyledin mi oğlum? Evet. Tepkileri çok kötü oldu Dilşen Hanım. Hem de çok. Kolay değil tabii. Ama alışırlar. Yarın gündüz gelir konuşurum onlarla. Merak etme sen. Sağ olun Dilşen Hanım. Yarın akşam nişan takmaya onların da gelmesi lazım. Nasıl olacak bu bilmem ki. Ben hallederim oğlum. Sen rahat rahat uyu bu akşam. Hadi iyi geceler. Size de Dilşen Hanım. Neden Nihal? Neden bu genç yaşında bizi bırakıp gittin? Neden? Üvey Anne adlı oyunumuzun ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın.